Evet, burada kalmıştık. Şimdi W1 çözümünü elde ettik. İkinci bir çözüme ihtiyacımız var ama onu şeyle elde edemiyoruz. Siz söyleyin. Aynı metotla elde edemiyoruz çünkü f mu 0. Ama işte katsayıları bulmak istediğim zaman buna şunlara ihtiyacım olacak. Bunların sıfır olmaması lazım ama biliyoruz ki işte buna m eklersem bu sıfır oluyor. Dolayısıyla da bu recursion formula 4'ten katsayıları hesaplayamıyorum. O halde ikinci çözüm için farklı bir şey yapmamız lazım. O da şu olacak. Okey. Now for the second solution, assume that, okay, try a candidate. Of the form. Şimdi W1 var da W2 yok. Of the form W. Yani W2'nin formu şu olsun. W1 ile bir new fonksiyonunun çarpımı olsun. Genelde de öyle yapıyoruz, değil mi? Bir tane çözüm varsa ikinci bir çözümü bulmak için ilk çözümün bir fonksiyon katı ifade alıyoruz. Ben işte bunun türevlerine bakacağız, değil mi? Bunun türevi nedir? W1'in türevi mu plus W1 new prime ve ikinci türevi de artı işte bunun türevi bu sefer new'nun türevi buradan da o gelecek. Dolayısıyla elimizde şu olacak. Bir de bu olacak. Ve bunları da yerine koyarsak plug these into the equation. Neydi bizim denklemimiz? Şuydu. T kare omega double prime T a omega prime plus b omega to get. Şimdi a'nın b'nin de power serileri vesaireler olduğunu biliyoruz. Oradan da şu gelecek. 0 eşittir. Şimdi t kare w1 double prime plus t a w1 prime plus b w1 mu plus t kare 2 w1 prime new prime plus W1 new double prime plus T A W1 new prime. Bunları şurada yerine koyuyoruz arkadaşlar. Başka bir şey değil. Şimdi W1 bir çözümdü. Bu sıfır eşit. Since W1 is a solution. Dolayısıyla da şunu elde ediyoruz. Burada da t'ler gider. Burada t kare var, burada t var. Ve şunu elde ederim. Bir tane t gidecek. T çarpı iki tane w1'in türevi new prime plus w1 new double prime artı a w1 new prime eşittir 0. Buradan şimdi bilinmeyen nedir? New'dür. New cinsinden bu ifadeyi bir denklem gibi yazarsam new double prime artı 2 tane w1 prime over w1 artı a bölü t new prime eşittir 0. Yani her iki tarafı t çarpı w1'e bölüyorum. T çarpı W1'e bölünce bunu elde ediyorum.
Şimdi bu ikinci dereceden bir denklem gibi gözükse de W1 zaten bilinen bir fonksiyon. Bunun yerine yazıyorum. A da bilinen, bilinmeyen fonksiyon nu. Bu ikinci dereceden gibi gözükse de burada nu prime, burada da nu double prime olduğu için aslında bu birinci dereceden bir çözüm, fonksiyon, denklem. Özür dilerim. Dolayısıyla bunu şöyle yazabiliriz. Şöyle diyeyim. Let nu da mu prime olsun. Then we have ne olacak? Mu prime plus 2 times w1 prime w1 a over t mu eşittir 0. Buradan da işte d mu over dt pardon. Tamam, neyse böyle yazayım. Bunu da şu halde yazabiliriz. Geri kalan ifadeyi de bu tarafa atarak. Şöyle. Yani mu'ya bölüyorum. DT'yi diğer tarafa atıyorum. Bu katsayı da diğer tarafa attım. Eksi geldi. Buradan işte integrali alırsanız ln mu eşittir. Eksi 2 ln demeyeyim de log diyelim. Log W1 artı hatta eksi A bölü T DT. A da bir başka fonksiyon. O yüzden bu integral yerine bir şey yazamıyorum şimdilik. Buradan işte nu eşittir. Eksponansiyet edersem W1 squared minus 2 E üzeri eksi A bölü T dt olacak. Tabii integration constant falan da olması lazım. Yani şurada aslında integralini aldığımızda artı c olacak. Exponentiate ettiğimizde bunun yani bu constant'ı ben şurada düşünebilirim bir c prime diye. Çünkü e üzeri c prime'da bunu exponentiate ettiğimde bu çarpan olarak gelecek. O çarpan da yani e üzeri c eşittir e üzeri c prime. Dolayısıyla bunu hatta c bile alabilirim. Integration constant'ı da bu integralin içinde düşüneyim. Dolayısıyla direkt şöyle yazabilirim. Yani integration constant bunun içinde. Buradan da şimdi bu neydi? New prime'dı. New prime eksi 1 w1 üzeri eksi 2 çarpı e üzeri eksi a bölü t dt olacak. Bunun bir daha integralini alırsak yani şöyle yazayım. Bu ifadenin bir daha integralini alıyorum. W1 üzeri eksi 2 çarpı E üzeri eksi integral A bölü T dt. Peki. Şimdi bu W1'den linearly independent olacak. Çünkü işte W1'i bununla çarpıyoruz. So W1 çarpı mu o da W1 çarpı işte bu ifade is linearly independent. From W1 and thus çünkü bu bir sabit değil, değil mi? Bir sabit olmadığına göre de
bu çözüm W1'in bir sabit sabit katı değil. O yüzden de lineer bağımsız. And thus they form a basis for the solution space V sharp. Şimdi W1'in tipi şöyleydi. Recall that W1 şöyleydi. T üzeri lambda, özür dilerim, çarpı Cn T üzeri n'di. C0'ı da ben 1 alabilirim. Çünkü bu lineer denklem C0 her neyse bu çözümü C0'a bölersem o da bir çözüm olacak. Dolayısıyla da çözümlerden birinde bu C0'ın 1 olduğu durum var. A da şuydu. Yani and diyeyim. A da şuydu hatırlarsanız. Alfa 0. Burada da alfa 0 0 değil. Buradan o zaman das A bölü T'nin integrali ne olacak? Bu bir convergent power serisi. Dolayısıyla bunun integrali de şuna eşit olacak. T'ye bölüp integral alıyorum. Dolayısıyla bu alfa 0 log T artı alfa 1 T. Yani T'ye böldüğüm için burada alfa 1 kaldı. İntegralini alıyorum. T gelecek. Alfa 2 bölü 2 T kare ve bu şekilde gidiyor. O yüzden de buradan da E üzeri eksi A bölü T DT ne olacak? O da şu olacak. E üzeri pardon. Şimdi bunun eksiyle çarpıp exponential'ını alıyorum. Exponential ile logaritim birbirini götürecek ve burada t üzeri eksi alfa 0 olacak. Yani çünkü şey e üzeri eksi alfa 0 log t. Bu da e üzeri log t üzeri eksi alfa 0. Exponential'da logaritim birbirini götürdüğü için bu t üzeri eksi alfa 0. Peki. Burada ondan sonra geri kalan terimlerin exponential'ı. Orada da eksi parantezini alıp alfa 1 üzeri t artı alfa 2 bölü 2 t kare böyle gidiyor. Dolayısıyla t üzeri eksi alfa 0 çarpı bu ifade de şöyle bir şey olsun. 1 artı B1 T artı B2 T kare değil mi? Bu ifade de sonuçta bir convergent power serisini E'nin üzerine koyuyorum. Bu yine analitik bir fonksiyon. Dolayısıyla böyle yazılabilir. Okey. Exponentiate ettiğim için 1 ile başlıyorsunuz tabii ki, değil mi? Diğer yandan on the other hand şimdi alfa 1'in eksi ikinci kuvveti ne olacak? Bu da şuydu. Lambda 1 artı C1T artı değil mi? Bu power serisinin eksi ikinci kuvvetini alıyorum. Şimdi burada T üzeri eksi 2 lambda gelecek. Bunun eksi ikinci kuvveti. Ondan sonra da bu power serisinin karesinin inverse'ünü alacağım. Bu convergent bir power serisi olduğu için ve sıfırda da sıfır olmadığı için bunun inverse'ü de yani 1 bölüsü de bir power serisi olarak yazılabilir. Onun karesi de bir power serisi olacak ve bunu şöyle yazabiliriz. 1 artı D1 T artı işte D2 T
t kare vesaire diye yazabilirim. Buradaki şey nedir? Bu ifade ile şunun karesini çarparsam biri elde edeceğim. O denklemi yazıp oradan d'lerin hepsini hesap edebilirsiniz. Şurada isterseniz bir tane daha terim yazayım. C2 t kare. Peki. Buradan da tabii ki W1 yani bizim W çözümümüz neydi? Yok, şöyle daha ona var. Bu ifadede o zaman E üzeri eksi A bölü T DT şu olacak. T üzeri eksi alfa 0 eksi 2 lambda çarpı, yani şu ikisini çarpıyorum. Bu power serisiyle bu power serisini. T üzeri eksi alfa 0 çarpı bu buna eşit oldu. Sonra da bu B'lerle bu D'leri çarpıyorum. İki tane power serisinin çarpımı, convergent power serilerinin çarpımı bir üçüncü convergent power serisi olacak. E2 T kare ve bu şekilde gidecek. Evet. Şimdi şunu da biliyoruz. Recall that lambda and mu which was lambda minus m are the roots f x equals x times x minus 1 plus alpha 0 x plus beta 0 so that bunları yerine koyarsak burada okay lambda plus mu bir kere iki lambda eksi m'ye eşit, değil mi? Lambda ile mu'yu toplarsam 2 lambda eksi m, o da şuna eşit 1 eksi alfa 0. Çünkü şey iki kökün toplamı, değil mi? Köklerin toplamı nedir? Bir denklemde yani şimdi bu denklemi şöyle yazarsak x kare artı alfa 0 minus değil mi? X kare eksi x var. Dolayısıyla buna eşit. Denklemimiz bu. Köklerin toplamı x'in katsayısının negatifidir. Dolayısıyla köklerin toplamı alfa 0 eksi 1'in negatifi, yani buna eşit. Çarpımı da yok, ona gerek yok. And so eksi alfa 0 eksi 2 lambda eksi 1 eksi m'ye eşit. Bunu niye yaptık? Şu ifadeyi çıkartabilmek için. Dolayısıyla o neye eşitmiş? Eksi 1 eksi m üzeri 1. Dolayısıyla da şunu elde ettik. W1'in eksi ikinci kuvveti çarpı E üzeri integral eksi A bölü T dt eşittir. T üzeri eksi 1 eksi m çarpı 1 artı E1 t artı E2 t kare ve bu şekilde gidiyor. Peki, buradan mu nedir? Hence mu da şuydu. Pardon, nu. Mu değil, nu. O da şu. İntegral eksi W1 üzeri eksi 2. Yani bunun bir daha integralini alıyorum. DT. DT. Değil mi? Bu ifadenin
bir daha integralini alıyoruz. Bunu integralini alırsanız ne olacak bu? T üzeri eksi 1 eksi m'ye 1 eklediniz. Eksi m oldu. Eksi m'e böldünüz. Artı buradan işte şeye kadar şöyle diyeyim. E1 T üzeri eksi m artı 1 eksi m artı 1 E üzeri m log T artı E üzeri m artı 1 T artı değil mi? Böyle gidecek. Bir sonrakini de yazayım. E m artı 2 bölü 2 T kare artı bir de C var. Integration constant'ı. Ve buradan da W yani bizim çözümümüz şu olacak. Bunu W ile çarparsam şimdi W ile çarpınca şuradaki terimden başlıyorum. Bunu W ile çarptığım zaman E M log T W1 yani şunu W ile çarpımı bu. Artı geriye kalan her şey şimdi W1 power serisiydi. O power serisinin geriye kalan şey de bir power serisi. İki tane power serisinin çarpımı. Yani şöyle. Bu power serisiyle işte T üzeri eksi m eksi m artı bu şekilde giden bir power serisi. Log terimi yok. Onu ayırdım. Buradan da şu çıkacak arkadaşlar. Em log t w1 artı burada şimdi t üzeri lambda var. T üzeri eksi m var. Lambda eksi m ise mu'ye eşitti. Dolayısıyla burada t üzeri mu parantezinde ne olacak? T üzeri mu parantezinde yani onu dışarıya alırsam iki tane power serisinin çarpımı olacak. Cn prime over times Cn n sıfırdan sonsuza kadar. Yani şöyle yazabiliriz. Em. Burada em tabii şey iki tane root'un arasındaki integer farkı değil mi? Onu biliyoruz. Lambda da büyük root. Log z eksi a. T yerine z eksi a yazıyorum. Çarpı w1. W1 dediğim şey sıfırdan sonsuza cn z eksi a'nın n'ci kuvveti artı z eksi a'nın bu sefer mü'nci kuvveti çarpı ne eşittir sıfırdan sonsuza Cn prime z eksi a'nın neyinci kuvveti. Peki W'nun formunda bu oldu. Dolayısıyla W da yine A noktasında regular singularitesi olan bir fonksiyon oldu. In particular W has a regular singularity at z equals a. Dolayısıyla her iki çözümünde tipi şey olduğu için regular singularity'leri olduğu için her iki çözümünde A noktasında o zaman bu denklemin bütün çözümleri A noktasında regular singularity'leri var. Dolayısıyla da denklem Fuchsian type. Thus bu denklem is of Fuchsian
Type. Dolayısıyla ispat biter. This finishes the proof of the theorem. Ama arada şunu da elde ettik. Dikkat ederseniz, as a corollary of the proof, we have corollary demeyeyim de consequence diyeyim. Consequence of the proof we have. Burada teorem 18.8 demiş yazar. Biz de öyle diyelim. The exponents exponents lambda and mu in theorem 18.7 are roots of the indicial equation f x equals x times x minus 1 plus alpha 0 x plus beta 0 equals 0. Evet, şey bu. Dolayısıyla bu 18. hafta denen şeyi de bitirdik. Bizim için bir haftadan fazla sürdü. Geriye 19. hafta kaldı. Bunu şeye dahil etmeyeceğim. Dersin kapsamına dahil etmeyeceğim. Çünkü bunu da benim 2 saatte falan bitirmem mümkün değil. Burada da bayağı fazlaca iş var. Ama şunu yapacağım. Belki dönem bittikten sonra bile olabilir. Bunları da video çekip sisteme yükleyeceğim. Yani siz de işte kitaptan okuyup sonra da videoları da izleyebilirsiniz. Yani tamamlamak adına. 19. haftada da şunu yapıyor. Hani biz bir noktada şu anda değil mi? Bir noktanın etrafındaki çözümü anlamaya çalıştık. Eğer o nokta regular singular point ise. Ama bizim domainimizde bir sürü böyle nokta olabilir. Yani bir sürü dedim sonlu tane. O zaman ne yapacağız? Yani eğer benim domainim böyle bir şeyse buna D diyelim. Bunun da universal cover var. Ve şurada yaptığım şey genele taşınabilir. Ve orada daha da aslında işler karmaşıklaşmıyor. Bir yerde bu lokal datalar birleşerek bize global bir çözüm veriyor ve global çözüm de yani aslında lokal çözümden bile daha nasıl diyeyim derli toplu gözüküyor. Ama hani orada biraz iş var, kolay değil ve artık zamanımız da pek kalmadı. Onu o yüzden yapmayacağım burada ama dediğim gibi şeye ekleyeceğim. Ama hani bu kısımda oldukça hoş. Da neyse yani ona zamanımız kalmayacak. Peki, ben şimdi kaydı durdurayım burada.